Ninja. Evet. Yalnız kazanma koşulu. Allah Allah, tanklar geliyor. Evet. Gelsin gelsin. Buraya bir Balfight yakışmadı mı ya? Ya Ornn ve Malphite amcaoğlu, birbirinden aynısı karakter. Nasıl amcaoğlu ya? Biri kaya, biri de ilah kocaman. Yani biri giriyor, biri bir şey fırlatıyor. Arada çok... O da giriyor aslında. Tamam. Nereye bağlayacaksın o cümleyi, Evet. çok merak ettim. Yasaklama seçim ekranı bu şekilde bitti aslında. İki taşıyıcı, iki destekleyici tank ve bir büyücü kompu var Phoenix'te. Öte tarafta da yine iki taşıyıcı. Bu sefer bir tank Renata destek ve Zyra destek. Yani aslında bir tank farkı var sadece Tank ortada. Kimi beğendin? kompozisyonlar eşit. Bence de Üçler tabii. tank, ormancılar AP, orta AD, iki tane oyun sonu güçlenen Hyper Carry. Şu burada bir destek farkı var. Bu destek O da farkını Renata Nautilus tankı. birazcık tank, Renata birazcık da takım arkadaşı oynamak isteyip korumak isteyecektir. Tabii duruma göre de o ultisi ile beraber takım savaşını başlatabilir. Kötü pozisyonda Tabii. kalabilirdi. Comanche'nin canlar çok az yalnız. Evet, şu an iki tarafta üstüne dönecek. Yalnız dönüşü bozuyor. Oo, bir de tuttu Flatlayını Algos. sahipten bir Algos var. Nereden Güzel de bir tokalaşma. kesiyorsunuz? İkan Black alıyor burada. Yine avantaj elde etti bu Zeri. Bir plan şu canla düşmedi. Nautilus kule altında. Uzaklardan gelen yeteneklerle düştü Trix. Ya ben orada şey anladım, görüş yok. Ve hani Algos'un orada... Kazan. Oo, gizli Bir gizli. gizli gizli giden bir Twitch var. Enteresan Biplaş'ı sıçrası yok. gördü. Çalda. Chainlux'u Biplaş'ı geliyor. karşıladı. Chainlux'u Dediğim geliyor. Chainlux'u geliyor. Tam dediğimiz komboyu yapacak. Algos'tan güzel bir sıçrası vuruşlarına çıpada geldi. Bir de Shen'in kışkırtmasıyla beraber. Tam da bundan bahsediyordum Trix. Aynen Tabii öyle. görünür olurken bastılar bu Shen ultisini ama Twitch ve Shen'in bu kombosu gayet iyi işliyor. Hop Nereden hop. bildiğimi sorma. Ama çok güzel işti. Güzel kombozlar. Ya zaten en azından sıçrası olmayınca bu kombo rahat bir şekilde geldi. Buna dikkat etmesi lazımdı. Bu kombo zaten bunu isteyeceğini çok belli etti. Tangroot da skoru aldıktan sonra ışınlanla beraber yukarı çıktı. Ya cidden yapıyor ya. Titanic Hydra yapıyor. Shen de güzel gidiyor ya. Niye öyle Evet. dedin? Yok, güzel gidiyor da... Bilmiyorum. Ya Shen öyle bir karakter ki birçok tank gibi ama mesela mobil bir tank. Mesela Ornn biraz daha hantal, Malphite biraz daha hantal. Shen biraz daha esnek, daha çevik bir karakter. Evet. E'siyle, ultisiyle, yer değiştirmesiyle. O yüzden güzel gidiyor bu Hydra tercih. Ejder de bununla beraber Comanchero'nun ellerinde. Dakika 6'da 6 fark yok, birer. Skor var, bir Ejder avantajı var. Minyon sayılarına baktığımızda Shen birazcık üst tarafta. Onun dışında çok fazla kitle kontrol var. Sangrot'la Virgil'in de hiç geri vitesi yok. Yani birebir pulsiyonu iki tank. Kışkırtmayı Gelir mi başardı acaba güzel anda Virgil? Sangrot'tan. Güzel de hasar vuracak. Tabii o Q'yu da vurdu. Diğer tarafta Virgil. Ocağın çağrısı da burada işleri Yalnız. değiştirebilir mi? Düşürmesi lazım. Sangrot ama Oo! hayır! Ocağın çağrısıyla beraber Sangrot indiriyor. Çok yakındı Trix. Muhtemelen bir düz vuruş Evet, atabilse evet. Sangrot o kafayı atamayacaktı Borg. Yalnız. Yalnız orada geri dönüş çok Dolphin mantıklı. Benim değilim geldi. Virgil. Sıçra atmak durumunda kaldı. Sıçra ve atılma yetini yaptı. W. Stalk'ın W'yu da tutturamadı. Kule altına gitti. Saklandığı için Renato'ya döndü Comanchero. Oo, Çıpadan emisi kule çıpa altına çıpa. yakaladı. Bir de kuleden hasar da aldı Biplaş. Tokalaşmana tutmadı. Birazcık ucuz kurtulmuş oldu. Renata seviye 6 olduğu için devamını getiremediler. Argus ve Sixox burada seviye 5. Şimdi seviye 6 oldu. Geldi Twitch'in. Şimdi tekrardan bir Shen ultisi var Tangut. Alt tarafta bunu görecek miyiz? Shen ultisiyle beraber. Tolkun burada çok zaman kaybetti ya. Burada oyun mu Sangrot ön istiyorlar? tarafta ulti atabilecek miydi? Sangrot geri çıktı. Burada bir çipe kullanımı görüyoruz. Diğer taraftan yiyip tokalaşma. Oo, çok Bir güzel Renato ultisi çekti. burada. Sixtox delirtmeye başardı. Sen geldi. Sangrot ultiyle geldi. Hayır, Sixtox son düşmedi. vuruş. Tutuştur hasar yetmeyecek. Blade'i düşürmeyi başardılar. Güzel rotasyon geldi. Burada Sangrot'tan Skor Stalk'ına gidiyor. Sen yine 30 ya yani, yaklaşık 30 milyonluk bir fark var. Comanchero oyun planını... Hatta 40 milyon neredeyse şimdi. Comanchero oyun planını oldu. buna çevirip iyi de oynuyor tamam. Dediğim gibi Sangrot burada. Biplaş'tan bir tokalaşma göreceğiz. Evet, gene sabitlemeyi başardı Sersi. Güzel de hasar var. Tabii Shen olduğu için evet. orada ultisi kullanmayacak. Burada bir ocağın çağrısı var. İndir Minyonları temizlemek için. Virgil'den iyi hamle. Stalk'ın ve Memo'dan bir... Hiç yanlarından ayrılmıyor ya. Herhangi bir aksiyonda direkt bitirindeler. O ışından geldi. Pyresep'ten bu kuleyi istiyorlar bu Indarks ile beraber. Alamet de geldi. Evet, orta koridordaki ilk kuleyi istiyor. Bir çıpak burada Kaçma. geldi. Derin darbeydi. Fena kullanmadı yalnız ön tarafta. Biplaş çok hasar aldı ve düşürmeyi başardılar. Buraya gelen bir ışınlan var. Güzel bir Renato ultisi rakibi kurtarmaya başaracak. Yalnız Oo, Black bir anda çarptı da alamet için de kötü yakalanmış olabilir. Doğrudan rakip üzerine giden bir Memo var. Tek attı arkada Black'e Memo. Of 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 of. Ocağın çağrısını O da kullansa da düştü. Virgil. Comanche'nin için felaket oldu burada. Memo bir anda inisiyatifi aldı. Roket atlayıcı patlayıcı tek yedi Black.
1.5 eşya Tristana'nın da etkisi var bence. Bir tank oynuyormuşçasına evet, önde evet. Hasarı göğüslemeye çalıştı ama Renata bunu yapabilen bir karakter değil. Son dönemde çok fazla tank oynamanın verdiği bu tip hataları görebiliyoruz destek oyuncularında. O birazcık Phoenix'in ekmeğine yağ sürdü. Şimdi ön tarafta Algos yakalanacak. Doğrudan suya gelen bir isim var. Algos şimdi ön tarafta yakalanırsa Phoenix'te. Algos düşürmeyi başaracaklar. Kendi feda etmiş oldu takım arkadaşları adına. Bir benzerini de Nautilus'tan gördük. Tabii Nautilus biraz daha tank ama bu kadar da tank değil. Ejder geliyor gibi. Yalnız yan koridordan bayağı bir min kaybediyorlar. Şu an Rush'un da alt tarafa gittik. Üst tarafa da Shen. Tabii bu skor neye mal oldu? Biplash ve Virgil sıçra attı. Biplash tutuştuğunda attı. Black geldi. Yalnız burada Black de yakın. Doğrudan Sangot'un üzerine odaklanacaklar. Yıldırım patlamasını güzel kullandı Black. Doğrudan üzerine atılan bir Sangot'la kışkırtmayı başardı. Shen'in hasarı bir hayli fazla burada ama hayır. Skor Black'e gidiyor. Yine Zeri'ye kaynak bulmayı başardı Comanche'ye. Sangot'un yakalanmasıyla beraber Memo. Burada fena dütmüyor yalnız. Sayı avantajına sahip Comanche'ye doğrudan Memo'nun üzerine çullanacak. Zyrox atlayışı infaz mermileriyle beraber yine dürttü. Gülü atlayışı yetmedi. Bir de Zyrox ultisi de vardı. Tristana'yı düşürmeyi başardı. Bir flash'ın canı çok az ama bir tokalaşma acısı bekliyor. Fire Set doğrudan Stalker'ın üzerine gitti. Güzel daha hasar verdi. Zyrox'a kalıyor ama düşürmeyi başarıyor. Luşna o cansı yetmeyecek. Stalker'ın ejder pitine sıkıştı. 3 skor birden aldı burada Comanche'ye Gaming. Evet yani... Burada Black yoktu bile Tankut. Black'in Black önceki pozisyona düştü. Totalde 3'e 2 oldu aslında takas evet. Ama. Eyvah! Biplash nereye gidiyorsun? Ne işin var orada Biplash? Neden oradasın Biplash? Bedava skor oldu Phoenix'e. Hiç skor olmayan Twitch bir anda... Zyra ile beraber. Ben şimdi o zaman Comanche'ye Sins takım mı diyorsun? Sins'i baron yapabilirler diyorsun. Evet. Phoenix'i de diyorum. Twitch var, Sinsi. Bu arada evet Twitch varken Comanche'ye da Sinsi demem lazım. Top. Top pozisyonu çok iyi azaklardan gelebilir. Kaçlamaya başladı oradan. Shen'le geliyor, Shen'le geliyor. Charles'la beraber Black düştü. Bir flash'la düşecek. Hala da hayatta olan bir isim var. Brand çok fazla hasar vurdu. İki skor birden. Twitch ortalığı karıştırdı gitti. İki skoru birden Stalk'ın aldı ve 6-1'e geldi. İşte bu tip kafa karışıklıkları gerekiyor. Sixox arkada gözüktü. Comanche'ye ikiye ayrıldı. Kolmemo'da herkesi bir okar atlayışı güzel bir sıçra geldi. Sensin üzerinde patlayıcı yükle beraber yine hasar bıraktı. Düşünebilecek diye bakıyorum. Yetmiyor Kolmemo! Çok hasarı yok gibi. Virgil düşecek. Memo'da roket atlayışıyla çıkıyor. Feda yakalamadı ama. Hasar yok ki orada. Orn ve Renata nasıl düşürsün? Yalnız Baron mı geliyor? Tankut evet. Işınlanma geldi Sangrot dediğin gibi. Bu Baron'u istiyorlar. Brent'le beraber çok uzandı. Tanklar. Sangrot tanklar. Eşyalı bir Brent var. Şimdiden vurmaya başladı. Twitch şu an üstten yeni geliyor. Bakıyorum Zyra da üstten yeni çıktı. Sensi yetişecek. Galiba yetişecek. Yani ya son dakika yetişecek evet, evet. Ya yetişemeyecek. Ama Memo da geldi. Bence Memo hızlı vurup bitirmeleri gerekiyor. Yoksa Memo varken zor. Evet, baksana bir anda hızlandı. Bitirip çıkacaklar bence. Baron'u aldım. Comanche'ye buraya savaşmak ister mi? Bakın suça tutmuştu. Herkese tuttu. Ultra şoklarıyla beraber bir flash kaç kişiye tutturdun. İlk önce şeyi yakalayacaklar. Yıldırım patlamışsa buraya kadar atlı alan bir Buda Gavis'in suça. Attı da. Memo yine istiyor. Cold Memo dans etse de yetmeyecek. Kurtarma paketi kurtarıyor burada Blade'i. 2'de 2 yapıyor. Bir flash kaç kişiye tuttu o yetenek. Yani bir flash'tan... 5 kişiyi dizdi. Malphite ultisi tarzında bir Renata tokalaşması gördüm. Yani bir kişiye aldı orada Sangrut'u. 4 kişiye... Q'suyla beraber vurdu. Ben böyle bir şey görmedim. Bu arada kaçıyorlar. O baronu alıp çok rahat bir şekilde kaçarlardı. Biblash'ın yaptığı hamleyle beraber yetişebilirler. Bu arada hayır. Algus'la sersemletmiş. 5 kişi. O kadar hızlı ki yavaşlatıp izledim. Yalnız Bobby'mi çok kötü. Yalnız Dengi burada Memo kötü pozisyonda kalacak. Üzerine çok fazla hasar var. Algus agresif bir çip atmak durumunda kaldı. Derin darbe iyi geldi. Renault ultisi de dağıttı burayı. Geliyor. Shen! Arka tarafta doğru Eyvah! Shen'le beraber geldi. Buraya kadar altın Sangrut'un üzerine gidecek. Sinsi gelen bir fare var burada. İkinci skoru da alacak. Gizli gelen bir Twitch. Sırtında bir Shen. Muazzam oynadı burayı Phoenix. Bir an avantaj Comanche'ye geçti. Ama Sixox dedi ki gizli ve yanında Shen'le beraber aldı iki skoru. Evet bu komboyu iki takım savaşıdır. Bayağı güzel kullanıyorlar. Ya benim solo Q'da yaptığım komboyu burada e-spor'da görmek çok keyifli. Bunu yapıyorsun. Ben Shen alıyorum. Arkadaşım var benim Onur. O da Twitch oynuyor. Shen Jimmy. Galiba senin yayınlarındaki taktikleri izlemiş. Yok Six beni izleselerdi buraya gelemezler. Ve şu an benim taktikler burada. Maçta olmuyor. Kullanıyorlar. Ejderi aldılar. İkinci kuleye doğru gidiyorlar. Stalker çok fazla hasar aldı. İfaz mermileri ve biraz ayrılın yakma. Sari yetecek. Stalker düştü. Onun bir kırmızısı ben hiç sevmiyordum. Vardı.
Niye? Yok. Oo, bir dakika, bir dakika. Yalnız burada yakalanan bir Smart TikTok'tan güzel bir şutu. Şenok'u geliyor. İstediği gibi Zyre ultisi atamadı. Birazcık karıştı ortalık. İyi ocağın çağrısı yansı ama Whiplash'ı feda edecekler gibi. Kışkırtmayı başardı. Yan taraftan gelen bir sensi var ama Sangro çok fazla tank. Onu düşürebileceklerini düşünmüyorum. Virgin zıplatamadı. Biçmada yemesi de kimseye isabet etmeyecek. Whiplash'ı sadece verdiler. Felaketle sonuçlanabilirdi burası. Kesinlikle. Yine Twitch Shen kombosu. Buna dikkat etmesi lazım. Comment'ın yalnız genel itibariyle can havuzları çok yüksek değil. Sensi! Eyvah. Oraya gitmemesi lazım. Cold Memo geldi. Altı Julian Memo'yu da burada Lucian'ı düşürecek ön tarafta. Sangro tüm hasar tutuyor. Buraya kadar altına alan bir Black Knight Virgin. Yanacak ama düşecek mi diye bakıyorum. Meteor da geldi. Muhtemelen düşecek. Brandon pasifine de o düşüyor. 4 skor birden. Uzayan savaşta aldı Phoenix. Karşılığında sadece 2 skor. Almayı başardı Comanchero. İlginç savaşları izlemeye devam ediyoruz. Baron var. Şu an Black'in üstünde iki summoner, üstüne de cıvılı kuşak var. Bakalım Renata'yla beraber burayı oynayabilecekler mi? Ormancıları yok. 11.000 can. Tiksok. Kendi göstermediler. Şimdi gösterdi. Şimdi gösterdi. Black Lord'un üzerine atıldı. İyi de bir hasar verdi. Whiplash'tan bir tokalaşma. Baron'u bırakmadı. Phoenix devam ediyor. Buraya yetişebilecek kimse 2-3'ü oynamak istiyor gibi Baron vurmaya devam ediyor. Algos çok fazla sıra aldı. Blade'i yakalamayı başardı. Baron Blade'le vuruşacak. Skor almayı başarıyor tarafta. Whiplash tek başına. Çok da yapabileceği bir şey yok gibi. Yalnız Baron çok vuruyor. Whiplash'ın burada rahatsız etmesi yeterli olacak gibi. Baron'a kestirecek mi? Hayır. Baron'u almayı başarıyor Phoenix. Algos. Bir sıçrıcı bu. Algos sinirlenmiş olacak. Whiplash kurtarma paketini kurtardı ama. Kullandı ama kendi kurtaramadı. Dakika 30'a gelirken altın farkı bir hayli fazla. Phoenix Baron güçlendirmesiyle beraber de kuşatmaya devam ediyor. Yalnız ikisi sabitlendi muazzam ne kombo! Diyorsun, bu ne? Memo ile Stalker'ını burada yan yana yakaladılar. Hem iyi tokalaşma, devamında iyi bir Zyra bitkisi. Zaten Zyra'nın ultisinden çıkamazsın. Ultisi de gelmek üzere totemleri var. 1-3-1 oynamak istiyor Phoenix. Comanchero ise tam tersi. Sayı avantajıyla oynamak istiyor. Shen alt tarafta ultiyle gelebilir. Memo üst tarafta. Işınlan da gelebilir. O Stalker'ın şey tuttu. Yocan Charles Yıldırım patlaması bile güzel yakaladı yalnız. Güzel bir son ya. Stalker'ın düşebilecek diye bakıyorum. Çok düşmedi, düşmedi. Düşmedi. Şimdi atıyorsun, düşürmeyi başardılar. Stalker'ın kaçmayı başardı. Sangrot buraya ultiyle gelmişti. Ultisini Twitch'in üzerine atmıştı. Bir skor almayı başarıyor Comanchero. Tam da Baron biterken aldılar. Yalnız Memo yok burada. Memo tutun arkadaşlar, ben kuleyi alıyorum diyebilir. Bunun da farkında olacaklar. Oraya kim ışınlar kullandı? Virgil gitti oraya. Başladılar. Stalker'ını gördü. Stalker'ın sıçrası yok. Başladı. Yalnız Sangrod'un ultisi var Trix. Evet, Virgil ulti atıyor. Gojan Charles kullanıp derin darbe geldi. Kafayı atamadı. Güzel derin darbe. Renata'da ultisini kullandı. Ejder almayı başardı. Comanchero yazdı. Yaklandı. Sangrod tek başına. Kendi üzerine bir kefayet kullandı. Yeteri kadar zaman kazanabilir mi diye bakıyorum. Tokalaşma da geldi. Yıldırım patlaması da geldi. Her şey atlar Sangrod için. Diğer tarafta Zyra ultisini kullandı. Fireset Dalgos'a fena bir hasar vermedi. Black üzerinde hasar tutacak. Yalnız Brandon pasifi, Virgin'de Blade tetiklendi. Bir anda Phoenix işleri değiştirdiğini görebiliriz. Sangrota her şeyini attı çünkü Comanchero. Blade'in arkasını bir roket attı, işi gülle atışında bıraktı. Yalnız tokulaşma çok iyi. Çok fazla hasar yedi Phoenix'e eSports. Black diğer tarafta canları yenilemeye çalışırken ilk önce Albus'u düşürecekler. Totalde iki skor aldı Comanchero ve Ejder'i de aldı Trix. Evet, ve o son anda gelen tokalaşma tekrar Memo'yla Twitch'i tuttu. O tokalaşmayla beraber bir skor daha almayı başardı. Rüya senaryo, bunu da alırsa Comanchero. Evet, rakibi ruhu bırakmadı. Baron'u alıyor. Black'ten de bir pusu var. Yaz Brand'i kesebilir. Brand'i kesebilir. Ultra şok mezeri. Düz vuruş tutmadı. W yiyecek mi diye bakıyorum. Güzel sıçra geldi Black. Oynamaya gelmiş bu seriye. Diğer tarafta Cold Memo. Kuleyi almayı başaracak. Aktarım ışınlarına gelen bir fire set. Bıçanla mı geldi? Tristan ayını düşürdü. Yine düştü herkes Phoenix'te. Ve Baron güçlendirme var. Bakalım bu Baron güçlendirmeyle beraber devam edebilirler. Hızlı bir şekilde üste döndü. Black şimdi bu main'in dalgasını getiriyor. Sangrot'un ultisi var. Twitch'in üstüne atıp belki Black'in üstüne oynayabilirler. Pozisyonda bakıyorum. Ve Sangrot'a geldi, bu main'leri temizlemek istiyor. Şu an Black tek Virgil'la bir flash diye doğru ilerliyor. Oyunu bitirmeye çalışabilirler bu arada. 30 saniye. Minyonlar küçük ama artık... Black şöyle bir ileri atıldı. Tabii geçemiyordu orada, minyon yok. Şimdi geçebilir. Şimdi bir flash geldi tanklarım dedi. Tabii tek o kuşatma minyonu kalınca o menzile giremediler. Şimdi aldılar. Orta koridor inventory'ünü almayı başarıyor Comanchero Gaming. Deneyebilirler. Baron hala aktif. 2 dakikaları var. Güzel bir senaryo Comanchero için. Memo 10 saniye yok. Zorlayacak Comanchero burayı. Whiplash'tan bir sıçra denemiş. Sixtox'tan güzel yanadım. Yalnız düşürmedi. Renato ultisi arka tarafta işleri karıştırdı. Sixtox burayı oynayabilir.
Zyroot hiç fena gelmiyor. Ağzına düştü. Lucian'ı düşürecekler. Sixox dans ediyor burada. Her ne kadar Nautilus alsa da Comanchero Gaming Cold Nemo'da partiye katıldı. Agresif bir roket attı iş ama yetmeyecek. Orada bilmiyorum izleyiciler ne kadar takip etti ama Bitbuy sıçra tokalaşma attı. Sixox solo adım. Çünkü Renate ve Ornn iyi kontrol ediyor. Ve sıçraları yok Twitch. O yüzden Twitch kafasını gösterdiği an o combo gelebilir. Dikkat etmesi lazım. İyi bir IP var. Burada bir pusu var. İyi bir tokalaşma geldi. Bitlash köşesinde Zimyan Sandro çok önde yakalanmış olabilir. Bir de Kefari çıpa geldi ama Blast pasif dedikten değil mi? Zyro uçsa hala kimse düşmedi. Şimdi Bitlash düşecek. Virgil de düştü. İki kişi birden tuzak yaparken tuzağa yakalandı Comanchero ve Sixox kovalamaya devam edebilir. Black çok önde. Yine yoktan var etti Phoenix pozisyonu o keskin gagalarda. Ve hatırlatalım Bitlash başlattı orada tokalaşmayla. Evet. Fena da bir Zyro ultisi gelmedi ama hem Kefaret hem Sangrot. Stalken'dan çok bahsetmedik ama 15-10. O da takım savaşında çok fazla hasar vuruyor ve yani bu Twitch'e ulaşmadığınız sürece, görüş almadığınız sürece uzaktan vurmaya devam ediyor. O pozisyonda Sangrot Çivi'ye girdi. Twitch'e hiçbir tehdit yok. Çok uzaklardan istediği hasarı vurdu Stalken'la beraber. Az önce eşit olan şeyleri saydın. Artık ejderler eşit olan. Dilerken Baron'a dönelim. Ama onlar dönene kadar. Evet, Baron işte. Bitti. Geri dönüş evet. Animasyonları başladı. Kesinlikle. Yani Lucian Zeri Zyra'ya karşı bu açıyı vermemen lazım. Oo. Allah günü roketatla iş savaşının içerisine girecek. Virtual Black, Black, yanıyor, Black yanıyor. Black, Black pasifini yaptı, kül oldu. Stalken ne yaptı? Çok fazla vurdu. Zyra ulti diğer tarafta 3 kill tuttu. Kefaret defansı kullanacak. Hala kimse hızlı düşmedi savaşta. Tek yedi. Stalken Black'ten tek yedi. Şu an sayı alası bir Comanchero'da. Arka tarafta bayılacak Comanchero. Canlara bak. Aa düştü, Lucian düştü. Şimdi yanma hasarına düştü Fire Sept. Bu savaşta nasıl sadece birer skor oldu? İnanılmaz. Ve yani... Ben düştüm burada izlerken. Mesela anlamına gelebilir. Aynısı Phoenix için de geçerli. Şu an ölüm süreleri çok fazla. Phoenix şöyle bir cepheden geldi. Sangrot önde. Sangrot'u başlatmak için mi kullanacaklar bir kışkırtma için diye bakıyorum. Twitch hala göstermiyor kendini. Evet. Bak Twitch'in gözükmemesinin tehdit çok önemli değil mi? Yalnız bir ocağın çağrısı Virgil. Savaşı başlayacak. Doğrudan Algos'a odaklanacaklar gibi ayartmayı başardılar. Kompre sokmayı başardılar ama ocağın çağrısı yokken şu an Phoenix oynamak isteyebilir. Comanchero da bunun farkında ve çıktı pozisyondan. Evet. Yani orada en azından bir Algos'u düşüreyim dediler ama Algos... Fire Sept infaz mermilerini de kullandı. Comanchero biraz dağıldı bu pozisyonda ve Baron da bitti. Dakika 44. Comanchero çok pozisyon dışında kaldı yalnız. Sense yakalanacak Black. Derin darbe yedi. Sangrot da kışkırtmaya başardı. Neden girdi burada Comanchero bilmiyorum ama Sangrot 5 kişi üzerinde tutuyor bu şer. Vuruyor. Çok güçlü. Buraya kadar altında alacak. Memo. Canlar yine çok az. Güllü atışı yeterli olacak. Her ne kadar Cold Memo'yu alsa da Comanchero sayı avantajını kaybetti. Black de düşecek gibi. Bir flash'la bir deyim burada oyun tutması lazım ama çok zor. Black rakiplerin üzerine gitti. Stalken. Kronometre. İşte. Dayandı, Kronometre'ye de kurtuldu. Buraya kadar altına alan bir Stalken var. Sadece bir flash hayatta ve sürelere bakıyorum 40'ar saniye. Phoenix Esports seri değişikliği getirecek gibi. Comanchero neden rakibine bu kadar yakınken ayrık ayrık oynadı hiç bilmiyorum. Ama bu Phoenix'e yaradı. Phoenix Esports 45 dakikada seriyi birbirine getirdi Trix. Evet, yani o pozisyonda Ornn ultisi yok, Lucian ultisi yok. Bence geri çıkmaları lazım. Çünkü Ezreal tarafında görüş almak istiyorlardı. O mesafeye verince Algos hızlı bir şekilde takım savaşını başlattı ve kitle kontrolle beraber hem Cold Memo hem de Twitch orada çok rahat bir pozisyon yarattı.